Baştın mı? Bastım, net yazdı kayıtta. Sevgili haber PİN okurları, bugün Rami Yeni Mahallesi, İmam Rüstem Sokak, 302-8 parselde bulunuyoruz. Burası Eyüp Belediyesi tarafından daha önce park yeri olarak belirlenmiş. Fakat şu anda atıl bir şekilde duruyor. Buranın halk tarafından park yapılmasını, çocukların oyun alanı yapılması isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Belediye Meclis Üyesi Filiz Hanım'ın girişimleriyle bugün burada bulunuyoruz. Buraya ışık tutabilirsek ne mutlu bize. Filiz Hanım, konuyu anlatabilir misiniz daha net? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışmalarda halkımızın çok önemli talepleri vardı. Tabii bunlar herkes tarafından biliniyor. Belediyemiz tarafından da biliniyor. Çocuklarımızın oynayacağı alanlar kalmadı. Artı acil durumda halkımızın toplanacağı alanlar kalmadı. Hep bina yaparak yeşil alanlarımızı yok ederek sürdürülebilir bir çevre yaratamayız. Bu sürdürülebilir bir politika da değildir. Dolayısıyla yeşil alan olarak ayrılan alanların bu hizmete sunulması, halkımıza açılması gereklidir. Evet, şu anda Eyüp Belediyesi'nden buranın park olarak düzenlenip çocukların oyun alanı, büyüklerin ise zamanlarını geçirecekleri alan olarak isteniyor. Buyurun lütfen. Buyurun. Mahalle sakinlerinden bir ablamız bize konuyu izah edecekler. Buyurun abla. Evet. İsim öğrenebilir miyim abla? Hülya Tetik. Hülya Hanım, bugün burası biliyorsunuz Eyüp Belediyesi tarafından zamanında yeşil alan, park alan olarak ayrılmış. Evet. Fakat hala şu anda atıl durumda burası. Siz burada talebiniz nedir Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'den? Biz burada çocuklarımız için park istiyoruz, yeşil alan istiyoruz. Evet, yani burada cezaevi gibi oturmaktan bıktık artık. Bütün gün sokaklarda oturuyoruz, kapılarda oturuyoruz, çocuk bekliyoruz. Hiç değilse çocuklarımızın oynama bir alanı olur. Yani rahatlarlar. Yani ne bileyim, bu bütün bir pislikten başka bir şey değil. Yani baliciler geliyor, şeyler geliyor. Hiç değilse bekçilerimiz olur. Hani sahip çıkar mahalleye. Böyle şey olduğu zaman bir de bu şeylerin kaldırılmasını istiyoruz. Duvarların. Hani cezaevinde yaşamaktan bıktık artık. Özgürlük istiyoruz yani biz de. Barakaların kaldırılıp. Biz de özgürlük istiyoruz. Bütün çocuklarımızın burada güle oynaya oynamalarını istiyoruz. Evet, çünkü 15 seneden beri yapılacak diyor ama hala olduğu yok yani. Bizi hep oyalıyorlar. Evet. Teyze siz ne söylersiniz? O da biz torunlarını de, ben de böyle torunlarım o şey olsun yani, düz park olsun, bura açılsın, aşağı yol istiyoruz yani. Böyle sır konuşmayana kalmasın. Düzgün evet. İstiyoruz evet. Ortalığı yani. Evet, küçük bir tanem. Sen ne istiyorsun burada? Ben de istiyorum efendim. Park istiyoruz. Park istiyoruz. Çocuklarımız çünkü sokaklarda. Çocuklarımız sokaklarda çünkü şey oluyorlar böyle. Arabaları kontrol ediyoruz devamlı. Araba geliyor. Hep diken üstünde duruyoruz. En azından bir parkımız olsun. Evet. Her zaman şey böyle gel. Yani. Bir park istiyoruz, güzel olsun. Bak, aşağı yol istiyoruz. İsmail Yılmaz. İsmail amcacığım. Burada... Ben 60 senedir Yeni Mahalle'de oturuyorum. Evet. Yaklaşık 20 yıldır bu sokakta oturuyorum. Evet. Daha önce burası zaten parktı. Parktı. Şimdi inşaat da yıkındı. Hafriyattı. Buralar mezbelelik haline geldi. Park bozuldu, bu hale geldi. Evet efendim. Şimdi biz daha önce bu binayı yapan müteahhite de şunları kaldırılmasını söyledik ama ilgilenmedi. İlgilenmediler. Şimdi biz şu mezbeleliğin kaldırılmasını, düzgün bir şey alıyorsa yani, kaldırılmasını, güzel bir parmaklık, yol istiyorum daha yakın olsun, parmaklık yapılmasını, evet. Çocukların düşmemesi için. Evet. Bir de şuraya yani 3-5 ailenin gelebileceği kamelyalı, bir salıncaklı, bir tahterevallili çocuklara bir kaydırak. Artık bizim çocuklar da torun torbalarda burada gözümüzün önünde oynuyorlar. Evet. En azından burada daha bir emniyetli konuma gelebilirler. Evet. Biz bu talebimizi birkaç kere dile getirdik. AK Parti yönetimine de. Gerçi gene şimdi Deniz Bey daha önce kendisini tanıdığım birisi. Fakat kendisi ne kadar ilgilenir, hanımefendilerin ne kadar yaptırımları olabilir inşallah meclis üyesi olarak. Yani dileklerimiz bunlar. Fazla da bir şey istemiyoruz. Çok da uğraştıracak bir şey de değil. Buraya gelip bir afiyattan bir iki
basamaklı durumlar ya kademeli olarak yapılabilecek şeyler. Evet. İnşallah. Sevgili haber etkin okurları, bugün burada Ramiyeni halkıyla beraberiz. Talepleri gayet masumane. Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'den istedikleri tek bir şey var. Çocukların oynayacağı bir park alanının yapılması. Ve buradaki bu mecbelelikten kurtulunması. Buraya çöp atılıyor. Burası çöp alanı haline gelmiş, moloş alanına gelmiş. Daha güzel, düzenli haline getirilmesini istiyorlar. Bizim de halk adına Deniz Köken'den talebimiz, halkın sesine kulak vererek burayı bir an önce park haline dönüştürüp çocukları sokaktan kurtarmasıdır. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Valla aynısını söyleyeceğim yavrum ben de. Aynısı ben şurada oturuyorum mesela. Çocuklar demirlere, camlara, top atıyor. Rahatsız oluyorum bir yaşlı olarak. Evet. Çocuklar tabii halince sokakta oynuyor. Nerede oynasın? Evet. Onlar buralara gelsin. Aileleri de yanlarında. Çocuklar onun... gelin bana bu tarafa doğru. Siz de bir şey isteyin. Şimdi de isteyin bak. Deniz amcanızdan ne istiyorsunuz? Yani park istiyoruz. Park istiyoruz. Burası bir görüntü kirliliği yapıyor ve bazı arkadaşlarımız buraya giriyor. Evet ve bu da tehlikeli bir şey. Evet, sokağımız için bir tehlike yaratıyor. Biz de park istiyoruz. Siz? Buraya park istiyoruz. Çünkü herkes oraya giriyor. Sonra da hem görüntü kirliliği hem de oradan düşüyorlar. Bir yerlerini kırabilirler. Evet, çocuklarımız park istiyor. Kısacası bu. Çok teşekkür.